WhatsApp ihbar hattımıza gönderilen üzücü bir görüntüyle devam edeceğiz şimdi. Hastanede bir türlü çözülemeyen tavan akıntısı sorunu hastaların kabusu oldu. Son yağmurda odalara şakır şakır su aktı ve görevliler çareyi odaların her köşesine kova yerleştirmekte buldu. Neredeyse benim annemin üstünü yoracak bu yağmur. O da sinirlendi dün akşam, hasta halinde. Burası ne zamandır böyle? Biz yaklaşık 3 gündür bu odadayız ve 3 gündür bu halde maalesef. Hastanenin tavanı aktı, odalar yağmur suyuyla doldu. Hastalar da, yakınları da isyan etti. Şapa şapa su akıyor. Siz olsanız annenizi böyle bir hastanede ve böyle bir odada yatırmak ister misiniz? Tepki çeken görüntüler Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaydedildi. 4 senede akıyormuş, 4 senede. Olur mu bu böyle? Tamam anneciğim. Yağmur sonrasındaki hastane servislerinde manzara bu. Bakın, görevliler bu şekilde önlem almaya çalışmış. Yerlere kovalar konmuş ama buna rağmen pek de önlem alınmış gibi değil. Çünkü bakın, yerler su içerisinde. Bu yatağı çeke çeke bir hal oldu. Bir hastanın ya da refakatçinin burada suya basıp kayması işlem bile değil. Üstüne basınca kayıp düşeceksiniz. Kafanızı yatağa çarpabilirsiniz, herhangi bir yere çarpabilirsiniz. Koridorlarda da manzara aynıydı. Yağmur suyunu çeksin diye yerlere çarşaf serilmişti. Bu su yatakta yatıyordum ben. Mikrop kapıyoruz buradan ya. Olur mu böyle bir şey? Tavan rutubet içerisinde çünkü sürekli yağmur suyu damlıyor ve bakın bu şekilde yerler su içerisinde. Demek ki gitmeydim, ben suyun içinde kalacaktım bu yatağın içinde. Dün akşam bu servis odasında 4 hasta vardı. 3'ü başka odalara alındı. Ancak yer olmadığı için bir hasta hala burada yatmaya devam ediyor. Personelle konuştuğumuz zaman kendileri gerekli yerlere bildirdiklerini, fakat kışın bu odaları kapattıklarını, yazın açabildiklerini söylediler.